Entrik TV'ye hoş geldiniz. Son zamanların en yakından takip edilen konularından biri olan Ethereum Dank'ın güncellemesinden bahsedeceğiz bu videomuzda. Ama konumuza geçmeden önce Fatih'e döneceğim tabii ki. Nasılsın Fatih? İyiyim İlayda, çok iyiyim. Fiyatlar yükseliyor, piyasa yükseliyor. İnsanlar artık kripto paraları konuşuyor. En kötü günlerin zıttı, artık en iyi günlere doğru ilerlediğimiz bir aşamadayız. Bu yüzden keyifliyim. Evet, hepimizin keyfi yerinde. Artık kripto paraları yeniden herkesin dilinde duymaya başladık. Bakalım daha da yayılacağını düşünüyorum. İşte bakkal amcaya, pazarcı abiye kadar herkese inecek muhtemelen bu artışla birlikte yeniden. Her boğa piyasası da gördüğümüz gibi. Şimdi lider kripto para birimi Bitcoin yeni rekorları imza atarken bizim piyasa değeri bakımından en büyük altcoin'imiz olan Ethereum'da 4000 doları geçti. Şu anda birazcık düzeltme yapıyor gibi gözüküyor ama fiyat açısından iyi gidiyor. Ethereum'un fiyat artışı üzerinde pek çok etken var ama bunlar arasında Dank'ın güncellemesinde olduğunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz. The Merge güncellemesi sonrası Proof of Work'tan Proof of Stake'e dönüşen Ethereum, Dank'ın olarak da bilinen ve Prod Dank Sharding, umarım doğru söylemişimdir adı verilen yeni bir özelliği ağında kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Peki güncelleme ne zaman, Ethereum'u nasıl etkileyecek Fatih? Biz 2024 yılında Ethereum'un geleceğine dair konuşurken iki şeyden bahsetmiştik aslında. Yani Ethereum özelinde, hani bir kripto para piyasada genel özelinde işte faizler, işte Bitcoin halving vesaire, tamam. Ama Ethereum özelinde iki büyük şey vardı. Birincisi yarın gerçekleşecek olan 13 Mart saat 16.55 civarında gerçekleşmesi beklenen bu Dank'ın yükseltmesi. İkincisi de Mayıs ayının 23'ünde SEC'in son kararını vereceği Spot Ethereum ETF başvuruları. Bu ikisi hem piyasada beklenti anlamında hem de getireceği katkı anlamında fiyatın yükselmesini sağlayacak bir şey. Özellikle Dank'ın yükseltmesi merge bir yana bugüne kadarki en büyük, en önemli yükseltmelerden biri fiyatı etki bakımından. Neden fiyatı etki bakımından? Çünkü Ethereum ana ağına bağlı Layer 2 çözümleri, atıyorum Arbitrum vesaire, bunlara daha fazla hız, daha düşük ücret, daha ölçeklenebilirlik anlamında katkı sağlayacak bir şey. Geçtiğimiz yıl Ethereum ölçeklendirme çözümlerine, bu Layer 2 çözümlerine çok fazla ilgi gösterildi. Yani aralığın 15'in Ethereum'un saniyelik işlemi 13,45 civarındayken bu alt ağlarda 91 TPS'leri, yani saniyede 91 işlemleri ve daha fazlasına ulaşıldı. Bu da ne anlama geliyor? Ethereum'un büyümesi için bu Layer 2 çözümlerindeki büyümenin devamı çok önemli. Bu Dank'ın veya EIP 4844 olarak isimlendirilen güncelleme, yani yarın 16.55'te yapılacak güncelleme de bu Layer 2 çözümlerin işlem ücretlerini %90'a kadar azaltmayı hedefliyor. Şimdi burada ekranda bir resim var. Aşağıda Layer 2 çözümleri var temsilen. Bunlar aslında nasıl söyleyeyim, roll loop'lar, toplamalar olarak ifade ediliyor. Çalışma mantığı şu: siz işlemleri yapıyorsunuz, yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Bunlar bir yerde toplanıyor. Toplu olarak Ethereum'a, yani ana ağa, Layer 1 deniyor, Layer 2 deniyor. Layer 2 bu alta, ana ağa bu verileri gönderiyor ki bu veriler güvenli bir şekilde orada saklansın. Ethereum'da yine işlem yapmış oluyorsunuz ama farklı bir alt ağ aracılığıyla yaptığınız için ve bu işlemler toplanıp toplu olarak gönderildiği için daha ucuz, hızlı bir şekilde Ethereum ağında işlem yapmış oluyorsunuz. Şimdi bu EIP 4844 ile şurada araya bir blokluslar geldi. Burada veriler dışarıda bir kez daha sıkıştırılıyor. Bu veriler önceden toplanıyordu, direkt Ethereum ağına gönderiliyordu. Şimdi blobs'lar da toplanıyor. Orada bir kez daha sıkıştırılıyor. Ethereum ağına öyle gönderiliyor. Bu da ne anlama geliyor? Daha ucuz bir şekilde, daha az bir alan kaplayacağı için bu veriler, daha da sıkıştığı için Ethereum ağında yine var olacak. Ama daha az yer kapladığından daha az işlem ücreti tetikleyecek. Bu da elbette
bu Ethereum Layer 2 çözümlerindeki kullanıcı sayısının artmasından daha fazla mesela DeFi işlemlerinin takas ücretleri %90 düştüğünde artık Solana gibi ucuz hızlı ağlarla rekabet edebilen bir Ethereum'u göreceğiz. Bu aslında gerçek anlamda bir dönüm noktası. Şimdi Ethereum katillerinden bahsediyoruz. Bunların tek avantajı ne? Daha hızlı ve ucuz hizmet veriyor olmaları. Başka bir avantajları var mı? Yok. Ya kendi yapılarında farklı mimarileri var, güçlü oldukları yönler var ama Ethereum gibi Ethereum kadar kabul görmüş ağlar değiller. Doğma amaçlarını Ethereum pahalı, yavaş, ölçeklenebilir değil. Ama bu aşamada Ethereum artık nispeten ucuz ve hızlı hale geliyor. Bu da ne anlama geliyor? Günlük 6,5 milyon tekil işleme ulaşan Solana DeFi ekosistemindeki kullanıcıların bir kısmı Solana ağından halen biraz daha pahalı olacak ama 1 dolar, 2 dolar atıyorum 50 cent gibi işlem ücretlerini unutturacak şekilde Ethereum ağında işlem yapabilir hale gelecekler. Bu da Ethereum ağındaki daha fazla işlem, daha aktif kullanıcılar, daha fazla toplam kilitli değer TVL büyüklüğüyle birlikte artık Ethereum, Ether fiyatının artması anlamına gelecek. Çünkü ağ daha değerli hale gelmeli bu şekilde. Daha fazla kullanıcı, daha fazla işlem yapıyorsa bu ağda daha fazla nakit olacak. Daha fazla nakit olduğu zaman ağın tokenının birim fiyatının daha da artması gerekir. Çok basit bir mantıkla. Bu aynı zamanda iki şey var. Birincisi bu hemen oturum Arbitrum'da optimizmle vesaire hemen uygulamaya girmeyecek. Bir uyum süreci, bir uygulanma süreci var. Bir hafta, iki hafta, belki üç hafta içerisinde kademeli olarak bunlara uyumlu hale gelecekler. Bu gerçekleştikten sonra atıyorum Arbitrum'da bir işlem yaparken 2 cent ödüyorsan veya 20 cent ödüyorsan 2 cent ödeyecek hale geleceksin. Bu da sadece Ethereum'un değil işte Arbitrum'un ARB'si, Optimism'in OP'u gibi bu Layer 2 çözümlerinin veya Starknet'in kendi token'ı gibi bu token'ların fiyatlarını da olumlu olarak etkileme potansiyeline sahip. Kısacası bu yükseltme Ethereum'u daha da güzel hale getirecek, daha da kullanılabilir hale getirecek. Bu bloklarla birlikte artık insanlar Ethereum'un işlem ücreti pahalılığından daha az bahsedecek muhtemelen ve Solana gibi rakip ağların da en azından bundan sonraki süreçte sayısının böyle katlanarak artmaması gerekecek. Çünkü Ethereum artık gerçekten onların avantajlı olduğu noktalarda rekabet edilebilir noktaya doğru ilerliyor. Ve bu uzun vadede çok ciddi sonuçlar olacak bir şey. Genel çerçevede benim söyleyeceklerim bu konuda bunlar. Yani aslında baktığımızda ben hatırlıyorum bu ilk proof of work'ten proof of stake'e geçmeden önce işlem ücretleri gerçekten çok yüksekti. Yani insanlar sadece bir işlem için çok yüksek meblağlarda işlem ücreti ödüyorlardı. Bunun çok ciddi çok ciddi noktada aştı aslında Ethereum. Bu güncellemeyle de hem kendini bir adım yukarıya taşıyor hem de aslında Layer 2 projelerini de kendisiyle birlikte yukarıya taşıyor. Yani gerçekten bu anlamda çalışan Layer 2 projelerinin senin de söylediğin gibi fiyatlarında artışlar görmemiz, hatta şu ana kadar bazılarının bunu fiyatladığını da görüyoruz. Hani şu anda bile etkilendiklerini görüyoruz. Daha önce de bahsetmiştik, yapay zeka, işte MemToken, Metaverse biraz daha hype tarafında kalırken bu projeler kullanılabilirlikleriyle de kendilerini kanıtlayarak yükselen projeler olacak muhtemelen. Uzun vadede bu projeler daha güven veriyor diyebiliriz. En azından kendi adıma bunu söyleyebilirim. Hani hype'la günlük kazançtansa uzun vadeye yayarak gerçekten Layer 2 üzerine çalışan başarılı projelere de projelerin tokenlarına ve coinlerine de bir göz atılabilir aslında. Ya burada aslında çok kısa sözünü kesiyorum. Tek sıkıntı aslında bu token ekonomileriyle alakalı bunlar da. Mesela yakın zamanda 2 milyar doların üzerine bir token kilit açılışı yapacak Arbitrum. Dolaşımdaki arzın %76'sı. Yıl sonu 3 katına çıkacak dolaşım arzı. Ya teknoloji her şey çok güzel ama token ekonomisi böyle biraz
şey nasıl söyleyeyim, daha böyle dikkatli olunmasını da bir noktada gerektiriyor. Burada hani potansiyel derken, mesela hep söylüyordun ya, sen de söylüyordun, böyle bir gelecekte fiyat hedefinden bahsediyorsak, token'ın projenin piyasa değerini o dönemde ulaşacağı dolaşım arzına bölerek bir birim fiyata ulaşmak lazım. Piyasa değeri olarak bir hedef belirlemek lazım. Dediğin gibi gelecek vaat diyorlar. Tek sıkıntı bugün aşırı değerliler de gelecekte daha az mı yükseliş yaşama potansiyeli var? Bunu bugünden kestirmek biraz zor gibi görünüyor. Ya aslında biz bunu daha önce de konuştuk. Hani meme tokenlarda özellikle işte atıyorum Shiba 1 dolar olur mu mantığıyla. Yani Shiba 1 dolar olamaz. Çünkü Shiba'nın 1 dolar olabilmesi için arzını çok ciddi oranda azaltması lazım. Yani o mümkün değil diye. Sen söylediğin tam olarak da buna çıkıyor. Yani gerçekten hedeflenen fiyat ve arıza bir bakmak lazım. Hype'a kapılmamak lazım. Her zaman söylüyoruz. Mantıklı adımlarla hareket etmek faydalı olacaktır. Çok teşekkür ederim Fatih. Güzel bir video oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere.